Ülkemiz 2021'de tarihindeki en büyük orman yangınlarına sahne oldu. Geleceğe mirasımız binlerce hektar orman yandı. Bu uğurda şehitler verdik. Ormanlarımızla birlikte yüreklerimizde tutuştu. Ne yazık ki küresel ısınma başta olmak üzere her geçen yıl risk artıyor. Sadece Türkiye değil, dünya tehdit altında. 2022'de daha da vahim bir tabloyla karşılaşabiliriz. Önlemlerin hemen alınması ve uzun vadeli kararlar şart. Yangın söndürme helikopterleri, uçakları, insansız hava araçları işin aslında küçük bir parçası. Mücadele organize bir çalışma istiyor. Sadece hava aracı sayısı değil, yer ekiplerinin de sayısının arttırılması, ekipmanın fazlalaştırılması gerekiyor. Ama asıl önemlisi bilincin oluşması. Çünkü yangınların %97'si insan faktöründen çıkıyor. Sizi şimdi iki bölümlük bir yolculuğa çıkartacağım. Önce Çanakkale'ye gideceğiz. Helikopter pilotları ile bir gün geçireceğiz. İkinci bölümde İzmir'de yangın söndürme uçağı ekipleri ile buluşacağız. İşin biraz havacılık tarafını tanımaya çalışacağız. Ülkemizde nelerin yapılması gerektiğine birlikte bakacağız. Bugün Çanakkale Havalimanı apronundayız. Arkamda görmüş olduğunuz sivil bir Chinook helikopteri orman yangınları için uçuyor. Bugün havadan yangın söndürme yapan helikopter pilotlarıyla beraberiz. Bir operasyon nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Gün doğumuyla başlayan bu serüveni birlikte izliyoruz. Operasyon gün doğmadan ekibin otelden alınmasıyla başlıyor. Pilotlar ve bakım ekibiyle yola koyuluyoruz. Ekibin ilk işi harici kontrol. Helikopterin her noktasına bakılıyor. Ardından motorlar çalıştırılıyor. Helikopterimiz havalanmaya hazır. Her sabah şunu helikopteri motor testi gerçekleştiriyor. Motorun ilk çalıştırmasını gördünüz. İki ana rotor içinden geçerek beraber geçiyorlar. Normalde helikopterlerde bir ana rotor var, bir de kuyruk rotoru vardır ama Chinook tasarım gereği iki ana rotora sahip. Sırada kahvaltı var. Ekip birlikte kahvaltı yapıyor. Zorlu bir güne başlangıç için bu şart. Türkiye'de uzun yıllar yangınla mücadelede Rus yapısı helikopterler kullanıldı. Bu yıl ilk defa ABD'den Model 234 olarak adlandırılan ağır yük helikopteri, CMC Savunma Sanayi ve Türk Hava Kurumu ortaklığında Orman Genel Müdürlüğü'ne kiralandı. Helikopterin sahibi olan Columbia Helicopters şirketi, dünyanın en büyük sivil Chinook operatörü. İki helikopter ve uçuş ekiplerinin bir önceki durakları Afganistan'dı. Model 234'ler Afganistan'da binlerce kişi, tonlarca kargo taşıdı. Model 234, Boeing tarafından sivil amaçlı üretildi. Chinook'un askeri modeli CH-47D standartlarına yakın. Türk Kara Kuvvetleri ise F modelini 5 yıldır başarıyla kullanıyor. Yabancı helikopterin hava trafik konuşmalarında koordinasyonun sağlanması için uçuşlara bir Türk gözlemci pilot da katılıyor. Yusuf Bakar, uzun yıllardır orman yangınlarında gözlemci pilot olarak görev alıyor. Bize helikopteri tanıtıyor. Şimdi helikopterin dışına baktığımız zaman bizim kara kuvvetlerinde de Chinook'lar var. Galiba burun daha sivri ilk etapta baktığımız zaman. Evet. Görüntü olarak. Aynen. Neden? Aerodinamik olarak mı yoksa radar mı var? Sadece başka bir şey mi var? Sadece aerodinamik değil, ön tarafındaki radar tesisatı ve bunların modifikasyonlarıyla alakalı durumdan kaynaklanan ufak tefek farklılıkların bir tanesi diyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Şöyle kokpite devam edelim. Burada buna bubble mı, damla mı diyorsunuz? Pencere diyoruz buna. Bubble pencerenin özelliği bunu ilk defa dünyada bu boyutuyla gene Columbia firmasının sahiplerinin kendi patentiyle yaptıkları bir sistem. Normalde helikopterin içeriden bakıldığında, pilotlar baktığında harici yük taşıma ağırlıklı operasyonlar yaptıkları için dışarıdan ve aşağıdan helikopterin yaptığı faaliyetleri pilotların çok daha net görmesini müthiş bir bakış açısı sağlayarak harika bir şekilde
durum değerlendirmesi yapmalarını sağlayan bir sistem ve inanılmaz etkilidir yani. Yani buradan bakıp alttaki pilot Bambi'nin durumunu görebiliyor. Şöyle söyleyeyim, buradan baktığında pilot içeriden eğilip buradan baktığında Bambi'nin hangi yöne gittiğini, hangi şekilde esnediğini ya da ne kadar alçaldığını, yükseldiğini, bütün pozisyonunu çok net bir şekilde görebiliyor. Görebiliyoruz. Şöyle devam ettiğimiz zaman aynı yolcu uçağı gibi pencereler görüyoruz. Evet. Bu pencereler galiba askeri modellerde çok fazla pencere yok. Askeri modellerde pencere yok. Çünkü bunlarda sivil personel taşıma ya da personel taşıma operasyonlarında da kullanılabildikleri için dolayısıyla biraz daha yolcu uçağı mantığıyla camlarının sayısının fazla olmasını sağlamışlar. Askeri versiyonlarda mesela bunda 12 tane pencere varsa askeri versiyonda 4 tane pencere olabiliyor. Bu da helikopterin kendi iç modellemesindeki farklılıklardan bir tanesi. Onun yanında şu görmüş olduğumuz yakıt tankları da... Evet, çünkü da, bu görüntü itibariyle çok daha tabiri caizse tombik bir görüntü veriyor. Öyle. Burada yakıt tankı var değil mi? Aynen, burada komple yakıt tankı var. Bir diğer tarafında da aynı şekilde. Aha. Öyle. Bunların kendi dediğim gibi modellenmesinde askeri versiyonlarında bu yakıt tankları daha ufaktır. Yapılacak operasyona göre 6-7 farklı şekilde Chinook organize edildiği için sivil versiyonu dediğimiz bu versiyonda daha uzun mesafeleri kat edeceğinden dolayı, daha farklı görevlere, daha uzun süreli görevlere gidebilme ihtimalinden dolayı yakıt tankları bunda daha büyüktür. Askeri versiyonlarında biraz daha düşük gibidir ama en son çıkan yeni versiyonunda biraz motoru küçülterek yakıt tasarrufuyla beraber yakıt tanklarını da büyütüp daha uzun süreli görevler için hazırlanmışlar. Ben tekrar şöyle bir motorlara doğru bakacağız. Normalde bu askeri olan CH-47D'nin sivilleştirilmişi. Evet. Hangi motorlar var? Bunlarda D motor dediğimiz bir motor sistemi. 4000 beygir gücünde, her biri 4000 beygir. 8000 beygir gücünde bir motor. Helikoptere dışarıdan baktığınızda motorlar sanki böyle çok ufakmış gibi görünebilir. Ama 4'er 1000 beygirlik iki tane Jet A1 motorları, türbin motorları var. Ve inanılmaz bir güç ve kabiliyet sağlıyorlar helikoptere. Kullanışlılığı, bakımı, organizesi ya da çok daha hızlı müdahale edilerek hızlı bakım ve operasyon sistemine sahip bir helikopter. Göründüğü büyüklüğü sizi yanıltmasın. İnanılmaz şekilde çok hızlı tamir, bakım ve tekrar göreve, aktif göreve dönme ile ilgili özellikleri var yani. Ben biraz da şeyle karşılaştırmak istiyorum. Türkiye'de de kullanıldı. Mi-26 bu herhalde yangın söndürme helikopterlerinin en büyüğü. Mi-26 ile Chinook'u karşılaştırdığımız zaman Chinook'un kapasitesi 10 ton. Mi-26 kaç ton taşıyor sepetiyle? Mi-26'nın 15 ton taşıma kapasitesi var. Mi-26 ile Chinook helikopterin birbirleriyle Mi-26 dünyanın en büyük helikopteri. İkinci sırada gelen Chinook helikopter ama manevra, kabiliyet, operasyonel kabiliyet anlamında ikisi arasında çok ciddi farklar var. Neticede ikisi de hava aracı olarak üretim gerekçelerini yerine getiriyorlar. Ama Chinook dediğimiz zaman Chinook'un gerek yangın operasyonunda gerek harici yük taşıma operasyonunda inanılmaz etkileri var. Biz Türkiye'de daha önce Chinook'u test etmemiştik, görmemiştik. Ancak operasyondaki farklılıklarından bir tanesi birazdan göreceksiniz. Bambi Bucket sistemi dediğimiz sistemin hem operasyonel altındaki uzunluk mesafesi, ayrıyetten de Kolombiya firmasının kendi tasarımları olan farklı bir sistemle su alma ve su atma kapasiteleri ve çeşitlilikleri çok farklı. Dolayısıyla bir yangın operasyonunda Chinook'un etkinliği diğer bütün helikopterlerle kıyasladığımızda çok daha etkili. Manevra kabiliyetini sormak istiyorum ben Chinook'un. Manevra kabiliyetin nasıl, özellikle de diğer kullanımda olan Rus helikopterleriyle karşılaştırdığınızda? Şimdi Mi-8 Kamov veya ona benzer helikopterlerle kıyasladığınızda gövdesine baktığınızdaki hareket kabiliyeti kısıtlıymış gibi görünen bu helikopterin sahada ve operasyon sırasında inanılmaz manevra kabiliyetlerini gördük, yaşadık. Gerçekten yangına yaklaşma şekilleri, kısa alanlarda, dar bir alanda, vadi içi ya da buna benzer alanlarda
harika manevra kabiliyetleri var. Beklenmeyecek şekilde çok hızlı olduğu yerde dönüşleri. Bu tabii iki ana rotor olması nedeniyle kesinlikle. Mi? Kesinlikle. İki ana rotorun helikopterin kontrol kabiliyetini muhteşem bir şekilde arttırmış. Ve biz bunu yaşayarak gördüğümüz için, yani acaba bu helikopter şu alana girer mi dediğimizde gerçekten olağanüstü bir performansla karşılaştık her konuda. Uçamadığımızı düşündüğümüz ya da bizim için riskli olup uçuş emniyetini riske eder diye düşündüğümüz hiçbir alan olmadı. Bütün Türkiye'deki bu yangınlara katılmış olduğumuz halde. Yangın söndürmede tabii ki Shino'nun en önemli silahı diyelim, altında taşıdığı bir sepet gibi 10 tonluk Bambi. Evet. Bu Bambi'nin özelliği nedir acaba? Bu Bambi'nin özelliği normalde bizim ülkemizde 2,5 tonluk ve 3,5 tonluk Bambilerle yangın operasyonu yapan helikopterlerimiz var. Bu Bambi'mizin özelliği 10 tonluk bir taşıma kapasitesine sahip olması artı daldır çıkart dediğimiz bir sistemi hem uygulaması, aynı zamanda Bambi'nin alt kısmında Kolombiya firmasının kendi tasarladığı bir sistemle 4 tane water pump dediğimiz pompalarla 50 santime kadarlık bir derinliği olan herhangi bir su birikintisine, dere olabilir ya da benzeri daha az 50 santime kadarlık olan bir su birikintisine Bambi'yi dokundurduğunuzda water pomplar sayesinde içerisine yaklaşık 10 ton suyu alabilme kabiliyetine sahip. Ne kadar sürede bu 10 tonu çekebiliyor? Yaklaşık 1 dakika 15 saniye maksimum bir süresi var. Peki 10 tonu aldınız, yangın bölgesine götürülüyor. Kaç seferde atılabilir veya şuraya biraz çok, şuraya biraz az atayım pilot kumandası verebiliyor mu? Evet, zaten bu Shino'nun ve Shino'ya bağlı olan bu özel Bambi'nin özellikle yangınlardaki en büyük faydalarından bir tanesi de, Türkiye'de başka hiçbir yerde görmediğimiz faydalarından bir tanesi de, herhangi bir yangına geldiğinizde birkaç farklı nokta, birbirine yakın birkaç farklı nokta olduğunda içerisindeki 10 tonluk suyu yangının büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre 4, 5 ya da 2, 3 yani pilotun ya da o yangının durumuna göre istediğimiz miktarlarda yangını atarak aynı anda 3-4 farklı noktayı, hatta 5 farklı noktayı söndürebilme kabiliyetine sahip. Bu gerçekten inanılmaz verimli çalışmamızı da sağlıyor. Bir yangına gittiğimizde tek bir sefer su atıp ondan sonra tekrar su almaya dönüp sonra tekrar gelip atıp da zaman kaybetmemizi de engellediği için biz sahada hem OGM temsilcilerimizden, hem pilotlarımızdan, hem de diğer vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bizleri ya bu harika atışlar, güzel atışlar ve inanılmaz şekilde etkili diye bizi yerde alkışlayan bu yangınlarda çok fazla vatandaşımızın videosunu gördük. O da size bir moral, bu sonuçta yüreğinizde yapılan bir iş, canınızı koyuyorsunuz ortaya. O da bu işin belki size veren belki morali diyebiliriz herhalde. Kesinlikle diyebiliriz çünkü biz gerçekten bu işi severek, aşkla yapıyoruz. İnanılmaz derecede fedakarca yapıyoruz. Havada yaşadığımız gün doğumu ve gün batımı sırasında bir çalışmamız var. Çok zorlu şekillerde, şartlarda çalışıyoruz ama buna benzer güzel iltifatları gördüğümüz zaman, tabii ki şunu da söylemek lazım, neticede çalıştığımız hava araçlarının yapmış olduğu etkinin insanlar tarafından güzel bize geri dönüşlerinin olması bizi inanılmaz motive ediyor. Uçuş için helikopter başı yapıyoruz. Kabinde Amerikalı pilotlar ve Türk gözlemci pilotlar, orman mühendisleri birlikte briefing yapıyor. Bugünkü uçuşun rotası, acil bir durumda gerçekleştirilecek söndürme operasyonu bir kez daha gözden geçiriliyor. Kalkışı altta taşınan sepette yapacağız. Pilotlar son hazırlıklarını gerçekleştirirken, gözlemci pilotumuz aynı zamanda yolcu uçaklarında olduğu gibi bize kabinde acil durumda neler yapacağımızı anlatıyor. Helikopterimizin APU'su çalıştı. Şimdi Chinook helikopteriyle bir uçuşa doğru beraber geleceğiz. Arka rampa görüyorsunuz. Geniş bir rampadan helikopterin içine giriyoruz. Bu helikopter aynı zamanda askeri amaçlı olarak da kullanıldığı için bu gördüğünüz geniş kabinin içerisine askerler, paraşütçüler, çeşitli yükler, askeri teçhizatlar konabiliyor. 1960'larda Vietnam Savaşı ile başlayan Shino'nun hikayesi günümüzde tabii ki askeri görevlerin yanı sıra birçok
sivil amaçlı orman yangını söndürme, büyük yüklerin taşınması gibi farklı farklı görevlerde yer alıyor. Burada helikopter altında özel söndürme sistemi taşıdığı için kabin içerisinde farklı koltuklarda görevli kişiler, ne oluyor görevli kişiler? İki pilot, helikopterin teknisyeni, orman mühendisi, koordinasyon gibi ekip oluşturuyor. Ben de yerimi alıp koltuğa doğru oturuyorum ve biraz sonra tekrar havalanıp Çanakkale'den göreve doğru geçeceğiz. Hepimize iyi uçuşlar diliyorum. Tüm kontroller tamamlanıyor. Çanakkale Havalimanı'ndan kalkıyoruz. Rüzgarlı bir günde Çanakkale muhteşem doğası ile bize merhaba diyor. Helikopterler yangınlara ilk müdahalede çok önemli. Her an hazır olunması, çok kısa süre içinde havalanması gerekiyor. Uçuş operasyonunda ise riskler yüksek. Söndürme sırasında gölet, havuz veya denizden alınan su yangına boşaltılıyor. Bazen sarp arazi, Manavgat yangınında olduğu gibi dar alanda birden fazla hava aracı operasyonu zorlaştırıyor. Bir anlık dikkatsizlik kaza ile sonuçlanabiliyor. Her ne kadar yabancı olsalar da Amerikalı ekip yangınlara karşı bir Türk gibi tepki gösteriyor. Uçuş emniyetine dikkat ederek yerdeki ekiplere katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tarihi yarımada üzerinde uçarken Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı siperlerin, düşman gemilerinin battığı boğazın üzerinden uçuyoruz. Dedelerimizi yad ediyoruz. Uçuşta yazdan kalma bir güneş bize eşlik ediyor. Kontrol uçuşunun ardından tekrar Çanakkale Havalimanı'na iniş için alçalıyoruz. Özellikle su alımında veya atımında pilotlar kokpitin yanında bulunan fanus gibi camdan sepeti takip edebiliyorlar. Bu nedenle adeta bellerine kadar bu camın içinden aşağıya doğru sarkıyorlar. Her uçuşta bir Orman Genel Müdürlüğü personeli görev yapıyor. Amaç yer ile koordinasyonun sağlanması. Orman Mühendisi Tarkan Balamur detayları anlatıyor. Hava araçlarında evet genel müdürlük personeli çalışıyor. Bazı hava araçlarında mühendis, bazılarında işçi, bazılarında da muhafaza memuru, orman muhafaza memuru çalışıyor. Genelde kontrol elemanı diye geçiyoruz biz. Helikopterin işte ihale usulü olduğu için saatini, uçuş sürelerini kontrol ediyoruz. Ayrıca yangınlarda yangını koordine ediyoruz. Şimdi bir ihbar çıktığında bize bir WhatsApp'tan koordinat gelir. Biz onu observer pilotlarımıza iletiriz. Observer pilotla beraber nereden su alacağız, nereye gideceğiz, yakıtımızı nereden alacağız, ne şekilde müdahale edeceğiz, yangının önünü nasıl keseceğiz, bunları kararlaştırırız. Ona göre suyu atmamız gereken yeri veya işte müdahale etmemiz gereken yeri kararlaştırır, ona göre çalışırız. Yani sadece uçak, helikopter tek başına yeterli mi? Hayır hayır. Yangın söndürme komple bir ekip işi. Yani bunda yer ekipleri de var, hava araçları da var, arazözler var. Dışarıdan gelen genel müdürlük dışında gelen belediye itfaiyeleri. Tüm Türkiye seferber oluyor bir orman yangında. Hani bir tabir vardır, savaşı piyade kazanır. Yani gidip o kütüğün dibine su sıkmazsanız, tırmıkla o diri örtüyü yanan alandan ayırmazsanız, yani yanan ağacın dibine yerden gitmezseniz hava araçlarının etkisi çok fazla değil. Ha çok fazla etkililer, özellikle ilk müdahalede yangın çıktığı anda 10-12 dakikada küçük helikopterlerimiz bunda süre 25 dakika, 25 dakikada kalkıyoruz.
tekerimizi kesiyoruz ve sahaya yerden ulaşacak ekipten önce ulaşıp onlara bir zaman kazandırıyoruz. Esas önemli faktörümüz bu. Ayrıca orman yangınlarında spotlar olur, atmalar yapar. 100 metre, 200, 300, 500 metreye atmalar yapar. Bu atmaları havadan hem gözlüyoruz hem de atmalar yaptığı zaman onlara müdahale ediyoruz. Yer ekiplerimizle beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yani tabiri caizse yılanın başı ufakken hava aracıyla ezmek için önemli bir katkı. Evet, özellikle ilk müdahale çok önemli orman yangını. Ne kadar kısa zamanda müdahale edebilirsek o kadar etkili oluyoruz. Dolayısıyla uçuş araçları, hava araçları bunda çok etkili. Bazen bize sorular geliyor. Uçak mı, helikopter mi daha etkili? Bunun mantığı nedir? Hangi yangına, nerede yangın çıkarsa bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Şimdi orman yangınında uçak, helikopter, bu tartışmayı biz teşkilat olarak yersiz buluyoruz. Çünkü hepsinin kullanılabileceği alanlar var. Yangına bir damla su taşıyacak bir karıncaya bile bizim ihtiyacımız oluyor. Bir kova su taşıyacak bir mükellefe, vatandaşa ihtiyacımız oluyor. O nedenle uçaklar düz alanlarda, geniş alanlarda, sahalarda suya yakın oldukları, alabilecekleri suya yakın oldukları yerlerde çok fazla etkiler ve çok fayda sağlıyorlar bize. Etkisiz diyemeyiz. Helikopterler ise kırık arazide veyahut da sarp arazilerde çok etkili oluyor. Her yerden su alabiliyoruz. Barajlardan, bentlerden, göletlerden, denizden. Ayrıca genel müdürlükçe yapılan su toplama çukurlarımız var. Ormanın derinliklerinde yaptığımız. Onlardan su alabiliyoruz. Yani uçaklar etkisiz, helikopterler etkili, şu bu diyemeyiz. Hepsi kombine bir savaş bu. Herkese ihtiyacımız var bunda. Küresel ısınmayla birlikte yangın riski artıyor ama hangi faktörler oluştuğu zaman yangın riski daha da yükseliyor? Bunları biraz anlatır mısınız? Şimdi bizim yangın riskimiz eskiden yangın sezonu diye bir olay vardı. İşte Mayıs ayında başlardı yangın sezonu derdik. Ekim'in sonunda biterdi. Ama şimdi artık küresel ısınma sebebiyle Şubat ayında karda dahi yangın çıkıyor. Yani ve devam ediyor. O nedenle yangın sezonu diye bir olay yok. Hava sıcaklığı 35 dereceye geçtiğinde, nispi nem %20'nin altına düştüğünde, bir rüzgar 20 knot aşağı yukarı 35-40 kilometreye çıktığında bizim için alarm durumudur. Yangın çıkma tehlikesi ihtimali her zaman çok yükselmiştir. Nispi nem ne kadar düşerse, nem bizim için çok önemli, nispi nem havadaki. Düştükçe riskimiz artar. Mesela nispi nem %20'nin altında düştüğünde biz işlerin bir kısmını tatil ederiz. %10'un altına düştüğünde sadece yangına konsantre oluruz. Bu yıl ilk defa bir Çanakkale'de bir de Adana'da bu Chinook olarak adlandırılan uçuş yaptığımız helikopteri denediniz. Nasıl özellikleri? Çünkü Türkiye'de yıllardır Rus tipi helikopterler, Rusya'dan kiralanan helikopterler kullanılıyor. Çok fazla faydalar olduğuna inanıyorum ben ve ayrıca şöyle bir şeyimiz var. Bambimizin uzunluğu 67 metre. Dolayısıyla duman kaplayan bir yerde tepeden Bambi'yi aşağıya salıp ateşe müdahale edebiliyoruz. Bu uzun Bambi olması biraz avantaj sağlıyor bize. Dolayısıyla ben çok faydalı olduğuna inanıyorum. Vazgeçilmesi mümkün olmayanlardan olacak yakında bu hava aracımız. Amerikalılar Afganistan'ın ardından Çanakkale'de görev yapmaktan çok mutlu. Hatta aralarında buraya yerleşmek isteyenler de var. Genç ekip büyük bir özveriyle uçuyor. Helikopterimizi sezonda her an faal tutmak zorundayız. Ana merkez ile sürekli parça akışına sahibiz. 5 kişilik bakım ekibimizin eli helikopter üzerinde. Yangınlar tabii ki üzücü ama Çanakkale'de olmaktan, tarihi toprakların üzerinde uçmaktan büyük keyif alıyorum. 2021 özellikle insansız hava araçlarının kullanımı açısından önemli bir yıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen çift motorlu Aksungur, Adana ve Hatay'da, Baykar'ın TB2'leri ise İzmir ve Antalya'da görev yaptı. Özellikle gece ısı farklarını takip eden kamera sistemi yangın başlangıcını tespitte önemli bir rol oynadı. Bu yıl Türkiye'de farklı ülkelerden kiralanmış 36 helikopter orman yangınlarına müdahale etti. Manavgat ve Muğla'daki çok büyük yangınlardan sonra Azerbaycan'dan İran'a, Rusya'dan İspanya'ya, Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar farklı ülkeler helikopter ve uçaklarını Türkiye'ye gönderdi. Vatandaşlarımızın kiraladığı hava araçları da yangınlarda görev yaptı. Orman Genel Müdürlüğü bu yıl
kiralık helikopter sayısını 50'ye çıkartacak. Yakın zamanda ihale açılarak kiralama gerçekleştirilecek. Bir yandan da TUSAŞ'ın devam eden T-70 projesinde 24 helikopter Orman Bakanlığı için imal edilecek. Black Hawk serisinin Türk modeline olan T-70'in altına yangın söndürme için depo takılacak. Helikopterler gece görüş gözlükleri sayesinde 7/24 uçabilecek. Yangın söndürme için 20, personel ve araç nakli için de 4 helikopter peyderpey bakanlık filosuna katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis için toplam 100 adet Bambi yani sepet alımı yapılıyor. Helikopter pilotları eğitimden geçiriliyor. Amaç sadece kiralık veya bakanlık filosu ile değil, topyekün tehlikeye hazır olabilmek. Gelecek bölümde yangın söndürmede kullanılan hava araçlarından uçakları inceleyeceğiz. İzmir'de Rus ekibin konuğu olup Beria uçağını yakından tanıyacağız. Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçak ihalesini birlikte inceleyeceğiz.